Merhaba. Ekranda gördüğünüz bu soy ağacı, renk körlüğünün ardışık üç kuşaktaki kalıtsal etkisini temsil ediyor. İşte şemada gördüğümüz gibi. Şekiller hakkında hemen şunu söyleyeyim. Bu tür şemalarda adettir. Erkekler kareyle, kadınlar da daireyle gösterilir. Şeklin içi doluysa ya da renkli ise bu çekinik genetik özelliği temsil eder. Mesela bu örnekte renk körlüğünü temsil ediyor. Anlaşılan Rüknettin amcamız renk körüymüş. Fenotip olarak renk körü yani. Hamiyet teyze de ise böyle bir görme bozukluğu yok. Renk körlüğü X kromozomu üzerindeki resesif ya da çekinik bir gen yoluyla anne babadan çocuğa geçen bir görme bozukluğudur. O halde Tuğba yeni bir bebek bekliyorsa, Tuğba buradaki daire oluyor, doğacak bebeğinin renk körü olma ihtimali nedir? İsterseniz videoyu burada durdurup cevabı kendiniz bulmaya bir çalışın. Pekala şimdi de birlikte bakalım. Tuğba'nın doğacak yeni bebeğinden söz ediyoruz arkadaşlar. O halde hemen şuraya yeni bir bebek çocuk ekleyelim. Evet bu çocuğun renk körü olarak dünyaya gelme olasılığını bulacağız. Fakat öncesinde Enes ve Tuğba'nın genotiplerini anlamaya çalışsak daha faydalı olacak. Enes erkek. Bunu adından ziyade burada belirtildiği şekilden anlıyoruz. Yani kareden. O halde kendisine bir X ve bir Y kromozomu çiziyoruz, ekliyoruz ee, ve renk körlüğünü de, e, renk körlüğü de daha doğrusu burada yazıldığı gibi X kromozomuna bağlı resesif bir kalıtım, e, görme, bozukluğu. Hemen bu noktada bir iki açıklama yapayım ki sonrasında anlatacaklarım daha kolay anlaşılsın. Şimdi şu küçük R harfini renk körlüğü olarak algılayalım. Tamam mı? Bu renk körlüğünü temsil ediyor. Büyük R harfiyle de renk körlüğüne yol açan çekinik alelin bulunmadığını ifade edelim. Tamam mı? R diyorsak yani o çekinik alel yok. Ya da onu artı işaretiyle gösterelim de kafalar karışmasın. Tamam artı evet artı da renk körlüğü yok demek olsun tamam mı? Enes'in fenotipine baktığımızda kendisinin renk körü olduğunu görüyoruz. Çünkü karenin içi dolu ve NST cinsiyeti gereği yalnızca 1X kromozomu var. Hani şu renk körlüğünü nesilden nesile aktaran kromozom. Tabii uygun kombinasyonlarda. O halde Enes'in X kromozomunda bu resesif yani çekinik alel bulunuyor olmalı değil mi? İşte şurada. Evet, böylelikle Enis'in genotipini ortaya koymuş olduk. Peki ya Tuğba'da durum nasıl? Tuğba dişi yani 2 adet X kromozomu var. Bu x kromozomlarının ikisine de küçük r'lerden koyamayız çünkü o zaman tuğbanın da renk körü olması gerekirdi. Ama gördüğümüz kadarıyla dairenin içi boş. Yani tuğba renk körü falan değil. Peki onun gerçek genotipini nasıl anlayacağız? Sanırım bu konuda anne ve babasından yardım isteyebiliriz. Bakalım onlarda durum nasılmış. Evet demin bakmıştık görünüşe göre Rüknettin amca damadı Enes'le aynı genotipe sahip en azından renk körlüğü anlamında. Erkek olduğu için onda da bir X kromozomu, bir Y kromozomu var. E, kendisinin de renk körü olduğunu şemada içi dolu kareyle belirtilmiş olmasından dolayı anlıyoruz. O halde Rüknettin amcanın X kromozomunda da renk körlüğüne yol açan çekinik alelden bulunuyor olmalı. Hamiyet teyzeye gelince onun durumu Rüknettin amcanınki kadar net değil. Hamiyet teyzede 2 X kromozomu var en azından kendisinin renk körü olmadığını ve tıpkı Tuğba gibi onun da her iki kromozomunda renk körüne yol açan çekinik alelden bulunamayacağını biliyoruz. Aksi halde Hamiyet teyze de renk körü olurdu. Belki bir taşıyıcı olabilir yani belki kromozomlarının birinde bu çekinik alelden var ama dominant başka bir alel tarafından baskılanıyor. Bunu bilemeyiz. Şimdi Tuğba'nın kromozomlarını nereden aldığına bakalım. X kromozomlarından biri babasından geliyor, diğeri annesinden. Bu X kromozomunu babasından aldıysa ve babasında kızına verebileceği yalnızca bir adet X kromozomu varsa ki öyle, şu durumda kızına verdiği o tek X kromozomunda renk körlüğü alelinden var demektir. Tuğba'nın annesinden gelen diğer X kromozomunda ise renk körlüğü alelini bulamayacağımızı biliyoruz. Çünkü bulunsaydı eğer da renk körü olurdu ama değil. O zaman bu x'in üzerinde küçük r değil artı olmalı. Yani renk körlüğünü baskılayan dominant alel. Evet artık hem enisin hem de tuğbanın genotipini biliyoruz. Şimdi buradan yola çıkarak çiftin yeni bebeklerinin renk körü olma ihtimalini hesaplayabiliriz. Örneğin enis yeni doğacak bebeklerine üzerinde renk körlüğü aleli bulunan bir adet x kromozomu ya da bir y kromozomu verebilir. Tuba ise üzerinde renk körlüğü aleli bulunan X kromozomunu ya da üzerinde renk körlüğünü baskılayan dominant bir alel barındıran diğer X kromozomunu verebilir. Çünkü Tuba taşıyıcı. Şuraya hemen bir e, Punnet karesi çizelim ya da Punet diye de okunuyor olabilir bilmiyorum ama Punnet olarak yazılıyor arkadaşlar bu bilim insanımızın adı. Bir Punnet karesi çizelim. Birazdan doğacak bebeğe dair eşit olasılıkta 4 farklı senaryomuz olacak. Evet şimdi ilk senaryoda bebek Tuğba'dan renk körlüğü aleli bulunan X kromozomunu, Enes'ten de yine renk körlüğü aleli barındıran X kromozomunu almış olsun. İkinci senaryomuzda Tuğba'dan renk körlüğü aleli bulunan X kromozomunu, Enes'ten de Y kromozomunu alsın. Bir diğer senaryoda Tuğba'dan üzerinde renk körlüğü aleli bulunmayan X kromozomunu, Enes'ten de renk körlüğü aleli bulunan X kromozomunu alsın. Dördüncü ve son senaryomuzda ise doğacak bebek annesinden yani Tuğba'dan üzerinde renk körlüğü, aleli bulunmayan X kromozomunu, babası Enes'ten de Y kromozomunu almış olsun. İşte size dört eşit senaryo. Peki bu senaryoların hangilerinde bebek renk körlüğü ile dünyaya gelir? Ee, mesela şurada, şu ilk senaryoda renk körü olarak dünyaya gelecek bir kız çocuğu görüyoruz. Zira her iki X kromozomunun üzerinde de bu görme bozukluğuna yol açan çekinik alelden var. Hemen alttaki senaryoda da bebeğin cinsiyeti kız, taşıyıcı bir kız ama fenotip olarak renk körü olmayacak. Yani böyle bir görme bozukluğuyla dünyaya gelmeyecek. Gelelim diğerine. Burada renk körü bir erkek bebek görüyoruz. Yalnızca bir X kromozomu var ve onda da renk körlüğü aleli bulunuyor. Son senaryoda ise gördüğümüz gibi renk körü olmayan bir erkek çıkmış ortaya. Şu durumda 4 eşit senaryodan ikisinde doğacak çocuğun renk körü olacağını e, varsayabiliyoruz. 4'te 2. Yani Enes ve Tuğba'nın yeni bebeği %50 ihtimalle renk körü olacak. Ama dileriz ki olmaz.